2 Nisan'da bugüne kadarki kadın mücadelesi içerisinden geliştirdiğimiz tüm itirazları ve bununla beraber nasıl bir yeni yaşam tahayyül ettiğimizi içeren bir beyanname kapsamlı bir kadın beyannamesi açıkladık seçim vesilesiyle ve kadınlar tarafından da büyük bir coşkuyla ve sahiplenmeyle karşılaştı. Biz gerçekten kadınlarla birlikte değiştirmek konusundaki irademiz ve kararlılığımızla seçim süreci içerisine girmiş olduk bu dönemde. E Denilebilir ki tarihin bütün akışı içerisinde erkek egemen e, iktidarların tamamı varlığını e, kadınlar ve erkekler arasındaki e, bozulan, eşitsiz, baskı ve sömürüye dayalı güç ilişkiler üzerine kuruyorlar. E, bugüne kadar ki bütün iktidarlar ve onun yürütücüsü olan erkek egemen e, hükümet biçimlerinin hepsinde bu geçerliydi. Ee, tıpkı onlar gibi e, bugünkü temsilcileri olan AKP MHP iktidarı da e, bir bütün e, 100 yıllık Cumhuriyet tarihini sayabiliriz. Ama bununla beraber son 22 yıl e, özellikle ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Bütünüyle aslına bakarsanız bir erkek egemen e, iktidar bloğuyla e, güçlü bir kadın direnişi arasındaki mücadeleye tanıklık ettiğimiz bir dönem oldu. E, tıpkı tarihsel muadilleri, tarihsel e, benzerleri gibi AKP MHP iktidarı da bütün varlığını e, kadınların denetim altına alınmasına, kadınların kadınların tahkim altına alınmasına bu sistem içerisinde, bu düzen içerisinde e, nefes almalarını sağlayacak emekle, gerçekten ilmek ilmek bir emekle mücadeleyle kazandıkları e, kazanımlara e, ve kadının varlığına dönük büyük bir e, saldırıyla e, kadınlara doğru, kadınların bütün örgütlerine e, oluşturmuş oldukları örgütsel mekanizmalara saldırdı. Bununla beraber kadınlar da iktidarın müdahale ettiği tüm yaşam alanlarından, tüm zeminlerden çok güçlü bir ve aralıksız süren direnişle bu süreci karşıladı. Yani 22 yıl bizim bir bütün erkek egemen tarih süreci ama aynı zamanda cumhuriyet tarihi ama özellikle son 22 yıl mevcut iktidarla kadınların arasındaki bir direnişe mücadeleye tanıklık etti. Biz alanda yürüttüğümüz bu kadın mücadelesiyle toplumsal zeminin her alanından doğru, hem doğrudan kendi varlığımıza, kadınların yaşam biçimine, inançlarına, kültürüne, diline, emeğine doğasının ve yaşam alanlarının tahrip edilmesine, talanına ama aynı zamanda da toplumsal alan içerisindeki bütün yapılar içerisinden kadınlar olarak iktidara karşı bir mücadele yürüttük ve ee, ne kadar e, baskılar, gözaltılar, sürgünler, tutuklamalar, katliamlarla karşı karşıya kalsak da vazgeçmedik ve bugün için aslında iktidarı çok derin bir e, kriziyle karşı karşıyayız. Bu krizi şöyle tanımlayabiliriz aslında bir yönetememe kriziyle karşı karşıya AKP MHP iktidarı bugün bütün dünyadaki hani e, aterkil kapitalizmin kriziyle de birleşen ve toplumsal parametrelerin hemen tamamında derin bir e, krizi yaşayan bir iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Şimdi e, bu krizin kriz alanlarının her birinde en fazla zarar görenler kadınlar oldu doğru. Ama aynı zamanda e, mücadelesiyle e, iktidarı artık yönetemez hale getiren ve e, Krizi bir yapının içerisine sokanlar da aslına bakarsanız yine kadınlar oldu. Aksi takdirde hani bir toplumsal ölüm, bir toplumsal yıkımla karşı karşıyaydık mücadelemizle biz. Bir toplumsal ne diyelim toplumsal bünyenin öz savunması gibi aslında mevcut sistemi krize soktuk. Şimdi bu haliyle... ...sistem artık kendisini yürütemez, sürdüremez biçimde. Bu bizim mücadelemizle gerçekleşti. Çok büyük bedel ödedik. Son 22 yıl içerisinde, bunun son 10 yılı daha da belirgin bir biçimde ifade etmek gerekir. Çok büyük bedeller ödedik. Çok sayıda arkadaşımız katledildi. Bu dönem, kadın katliamlarıyla, kadın cinayetleriyle tarihe geçmiş bir dönem. Bunun altını çizmek gerekir. Erkek şiddetinin, devlet şiddetinin en dorağa ulaştığı dönemlerden biri oldu. Yoksulluk, kadın yoksulluğu özellikle bütün bu ekonomik kriz içerisinde. Kazanılmış haklarımıza dönük saldırılar, kadın kurumlarının kapatılması, her alanda mücadele eden kadınların baskıyla, sürgünle, tutuklamalarla susturulmaya çalışılması. Bütün bunlara rağmen mücadelemizden vazgeçmedik. Biz devam eden aslında tarihsel ilk kadınlara yönelik, ezme ve ezilme ilişkilerinin, ilk sömürü ve takibi ilişkilerinin açığa çıktığı günden bu yana devam eden e, tarihsel bir kadın e, mücadele geleneğinin bir parçası olarak görüyoruz. Güncel olarak da bir kadın mücadelesi yürüyor ve biz tam olarak bu kadın mücadelesinin özneleri olarak o mücadelenin içerisinden gelen kadınlarız. E, Yeşil Sol Parti aslında bugüne kadar biriken bu kadın mücadelesinin açığa çıkardığı, direniş noktalarında açığa çıkardığı e, yeni yaşam tahayyülünün, birlikte çıkardığımız, açığa çıkardığımız taleplerin sözcülüğünü e, ne kuşanmış vaziyette ya da bu ortak oluşturduğumuz söze sahip çıkan bir noktada duruyor şu anda. E, dolayısıyla hani devam eden bir sürecin bugünkü e, sürdürücülerinden biri olarak görüyoruz Yeşil Sol Kadın Meclisi'ni. Bu mücadele geleneği içerisinde hiçbir zaman kadınlar kendi seçeneği dışında, kendi iradesiyle var ettikleri seçeneği dışında bir seçeneğe rıza göstermediler sömürüye, baskıya, talana, yok sayılmaya, inkara şimdiye kadar asla rıza göstermediler. Bundan sonra da göstermeyecekler. Biz bu hattın bir parçası olarak görüyoruz kendimizi ve hem bu coğrafyada hem işte Anadolu'da, Kürdistan'da, Mezopotamya'da, Orta Doğu'da bütün dünyada yürüyen kadın hareketinin bir parçasıyız. Güncel olarak Kürt kadın hareketiyle, Türkiye'deki kadın hareketiyle Feminist hareketin birikimiyle ve oradan çıkan, o mücadeleden çıkan e, direniş noktalarıyla, e, reddiyelerle ve bunlar karşısında oluşturduğumuz nasıl bir yaşam tahayyül ediyoruz birlikte? E, ne yapmak istiyoruz? Bu, bu kadınlar arasında açığa çıkan e, bir seçenek aslında. Çok pak, çok e, e, sade ve net. E, kendi belirlediğimiz... E, kendi belirlediğimiz toplumsal e, alanın bütününü gören kadın ve erkek arasındaki bu hiyerarşik e, eşitsiz güç ilişkilerinin ortadan kalktığı ee, ve eşit bir yaşamın, eşit özgür bir yaşamın seçeneği bizim açığa çıkardığımız seçenek. Ve e, bugüne kadar bu seçeneği nasıl kolektif bir kadın aklıyla, mücadeleyi nasıl yan yana ve kolektif bir direnişle karşıladıysak, bundan sonra bu talepler etrafındaki yeni yaşamı da aslında kadınlarla beraber aynı kolektif akılla, aynı dayanışmayla ve yan yana durarak öreceğiz. Yani e, mevcut sistem içerisinde aktörlerin değiştiği, isimlerin değiştiği bir seçeneğe mecbur değiliz. Biz kadınlar olarak kendi mücadelemizde açığa çıkardığımız özgürlük seçeneğinin inşası için yan yana gelmiş durumdayız. Bu da eşit, özgür, farklılıkların bir ayrışma, bir çatışma zemini olarak değil de tüm toplumun farklılıklarının yan yana gelişinin Barış içinde bu farklılıkların birbirini kabul ettiği bir yeni yaşam tahayyülü için bir aradayız. Katılımcı, yerel, birbirini gören, birbiriyle dayanışan ee, ve e, en küçük toplumsal birimden e, en genel toplumsal birime kadar kadınların söz ve iradesinin içinde bulunduğu bulduğu bir yeni yaşamı e, hep birlikte kadınlarla beraber yine inşa edeceğiz. Yani genel olarak kadınların geri yaşam seçeneği diye ifade ettiğimiz şey kadın mücadelesinden açığa çıkan seçenekleri bu kolektif aklı bir arada yürütmek. Bunu bütün toplumsal yaşam içinde aslına bakarsanız e, bir zorunlu seçenek olarak görüyoruz. Ee, evet, e, aslına bakarsanız bir arada durmak, yan yana durmak, dayanışma içinde bulunmak, e, kolektif bir akılla. E birbirinin üzerinde bir hiyerarşi kurmadan yan yana durup ortak bir akılla mücadele yürütmek bizim kendi kadın deneyimimizle açığa çıkardığımız bir durum. Dolayısıyla bugüne kadar mevcut iktidara karşı yürüttüğümüz, bugüne kadarki diğer erkek egemen iktidarlara karşı yürüttüğümüz mücadelede nasıl yan yana durduysak, bir ittifak, bir kadın dayanışması ördüysek ve bugün mevcut AKP MHP iktidar bloğunu aslına bakarsanız yönetemez hale getirdiysek aynı iradeyi, aynı yan yana duruşu, aynı ittifakı elbette ki bu 14 Mayıs ta gerçekleşecek seçimde sandığa, sandığa yansıyacak bir kadın iradesinde de buluşturacağız. Yani e, işte başta Yeşil Sol Parti Meclisi, e, Kadın Meclisi çatısı altında bir araya gelen bütün e, kadın yapılarımız, yine Emek Özgürlük İttifakı e, çatısı altında yan yana duran bütün kadın yoldaşlarımız. E, bunun dışında hani şiddete karşı emeği, yoksulluğa, kadın yoksulluğuna karşı inancımızın, dilimizin, kimliğimizin, kültürümüzün yok sayılmasına karşı yan yana duran, mücadele eden, itirazı olan, reddeden bütün kadınlarla bir ortak çatı altında bir ortak iradeyle yan yana gelerek bir kadın ittifakı oluşturacağız. Zaten hani bu bizim alanlarda kurduğumuz, oluşturduğumuz bir birliktelik. Şimdi bu birlikteliği e, sandığa seçime yansıtacağız ve sonrasında da yeni yaşamı yine hep beraber öreceğiz. Dolayısıyla evet bir kadın e, ittifakına ihtiyaç var ama bu ittifak e, seçim gündemli değil zaten. Zaten kadınların mücadelesi içerisinden gelen bir ittifak bu ve e, seçimlerde de e, yan yana durarak e, bunu e, tüm toplumsal yapıya da aslında öncülük edecek bir biçimde açığa çıkartacağız. Her şeyden önce altını çizeyim. Yani küçük nüans farkları dışında aynı şeyi kastediyoruz ve eşit temsiliyet, eş başkanlık, eş sözcülük bizim mor çizgimizdir. Bunu de çok açık bir biçimde ifade ettik. Bu hem Türkiye'de hem dünyadaki aslına bakarsanız demokratik siyaset zeminine bizim... E, yürüttüğümüz e, siyasal mücadele geleneğinin, kadın e, özgürlük mücadelesi geleneğini kazandırdığı önemli bir kazanımdır ve asla bundan geri adım atmak e, mümkün değildir. Bu kazanımı asla tartıştırmayacağız. Tam tersine, e, hem parlamentoda hem bir bütün demokratik siyaset zemininde e, eşit temsiliyet ve eş başkanlığın vücut bulması için, eşit temsiliyet ve eş sözcülüğün vücut bulması için bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz, bütün bu saydığımız tarihsel kökleri çok derinlere kadar uzanan bu erkek egemen toplumsal yapıyı ve tüm toplumsal sorunların kaynağı olan aslında erkek ve kadın arasındaki bu çelişkili ilişkiyi ortadan kaldıracak şeyin kadınların kendi özgücüyle, kendi iradesiyle, örgütlülükleri vasıtasıyla yaşama müdahale etmesiyle mümkün olduğunu düşünüyoruz. Eş başkanlık ve eşit temsiliyet de bunun bir parçası. Ve bütün e, demokratik siyaset zemininde eş başkanlık ve eşit temsiliyeti, e, eş sözcülüğü hayata geçirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz. Asla taviz vermeyeceğimiz e, şeylerin başında bu geliyor. Bütün e, yaşam alanlarında e, kadınlar nerede? E, hangi toplumsal zeminde yer alıyor olursa olsun orada kendi örgütlü gücüyle, iradesiyle yaşama müdahale edebilmesi için eşit temsiliyeti ve eş başkanlığı önemsiyoruz. Bu düzenin değişiminde kritik noktalardan birisi olarak görüyoruz. Beyannamemizde de altını çizerek yazdığımız başlıklardan biri şuydu. Güçlü bir demokrasi kadın özgürlüğünün ve çoğulculuğunun temsiliyle mümkün. Yani güçlü bir kadın iradesi yansımaksızın kadının eşitlik ve özgürlüğü sağlanmaksızın aslına bakarsanız hiçbir biçimde demokratik bir yaşamdan demokratik bir düzenden sistemden bahsetmek mümkün değil. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı tartışmalarının yoğun olarak yapıldığı bir dönemdeyiz. Bu dönem gerçek bir demokrasi inşa edilecekse bu ancak kadınların öncülüğünde eşit, katılımcı, yerel ee, çoğulculuğun esas alındığı bir e, düzenlemeyle, bir sistemle mümkün ancak. Biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını e, aslına bakarsanız tüm dünyada e, bütün erkek egemen sistemlere karşı şu an yürüyen kadın direnişlerini de görür dikkate alırsak onları da göz önünde bulundurursak aslına bakarsanız bir 21. yüzyıl bir kadın yüzyılı olarak inşa oluyor. Biz e, cumhuriyetin ikinci yüzyılını da e, bu e, kadın yüzyılıyla buluşturarak cumhuriyetin de gerçek bir demokratik öze kavuşması için gerçek bir demokratik cumhuriyetin inşası için e, bir e, kadın iradesiyle ve öncülüğünde eee Müdahaleyi şart görüyoruz. Gerçek bir demokratik cumhuriyet ancak kadınların eşitliği ve özgürlüğüyle, katılımcılığıyla, yerelliğiyle inşa edilebilir, çoğulculuğuyla inşa edilebilir diye düşünüyoruz. Ee, bütün... Ee, toplumsal zeminlere kendi örgütlerimiz, kendi özgün örgütlülüklerimiz aracılığıyla orada açığa çıkardığımız irademizle, kararlılığımızla müdahale ettiğimiz bir cumhuriyet sistemini bir toplumsal sözleşmeyle belki yeni yaşamın inşası diye bahsettiğimiz noktada mevcut düzen mevcut 14 mayıstan sonra açığa çıkartacağımız tabloda bütün kurumlarımızda, parlamentomuzla birlikte, parlamentodaki kadın temsiliyetimizle birlikte güçlü, kadını gören, kadının iradesiyle açığa çıkan, öncülüğünde açığa çıkan bir toplumsal sözleşmeyle tartışarak bütün toplumsal kesimleri içinde barındıran, farklılıkların birbirini reddetmediği, bir arada olduğu en yerelden, mahallesinden, iş yerinden, tarlasından... Ee, işte inanç biriminden nerede yaşıyorsa kadınlar oradan kadınların kendi örgütlü iradesiyle süreçlere müdahil olduğu tartıştığı ve iradesini yansıttığı bir demokratik cumhuriyeti adım adım kadınlarla birlikte inşa edeceğiz. Ee, gene hani sıklıkla ifade ettiğimiz gibi biz siyasette bir e, kadın geleneğini, tepsili e, bugüne kadar HDP kadın meclislerine yürüttüğümüz ya da ondan önce e, bir çizginin takibiyiz şu anda. Dolayısıyla ee, siyasette kadınların görünürlüğü, kadın iradesiyle, kadınların varlığının e, bir kadın partisi olarak e, toplumsal alana nasıl yansıdığını bugüne kadar hep beraber gördük. Yani susturulmaya, baskı altına alınmaya, sesi kısılmaya, e, yok sayılmaya e, karşı parlamento'daki kadının sesi, kadının sözü tam da e, alandaki kadınların ee, bu bastırılmaya çalışılan e, sesiyle, sözüyle aslında bertaraf edilmiş oldu. Erkek egemen sistemin saldırıları. Dolayısıyla biz kendimizi yine bir kadın partisi olarak tarifliyoruz. Aslında siyaset mekanizması toplumsal sorunlara çözüm üreten bir mekanizma olarak tarifleniyor. Ama mevcut iktidarlara bakarsanız e, bırakın toplumsal sorunlara çözüm olmayı bu erkek egemen siyaset anlayışının kendisi bir ciddi sorun haline gelmiş vaziyette. E, son derece eril, kutuplaştıran, çatıştıran, ee, ve erkek egemenliğini bu egemen aklı sürekli yeniden üreten bir erkek egemen siyaset tarzı çok hakim. Bu tarz her gün ekranlar vasıtasıyla işte parlamento vasıtasıyla alanda yürüyen siyaset vasıtasıyla topluma boca ediliyor bir bir e, hani toplumsal kutuplaşmaya ayrışmaya çatışmaya e, daha da fazla sebep oluyor ve kadınlara bu doğrudan erkek ve devlet şiddeti olarak dönüyor aynı zamanda da yani bir kültür bir erkek egemen siyaset kültürü yaratıldı ve bu kültürün kırılması e, ve değiştirilmesi için e, parlamentoda ve demokratik siyaset alanında kadının varlığı son derece önemli dolayısıyla biz hani bu siyaset tarzını bu siyaset kültürünü kadınların iradesi ve rengiyle kadınların mücadeleyle açığa çıkardıkları o tarzla dönüştürmeye esas alıyoruz. Bu yüzden de demokratik siyaset zemininde. Bütün demokratik toplumsal siyaset seminerinde, parlamentoda içinde olmak üzere kadınların varlığının sözünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bu çizgimizden vazgeçmeyeceğiz ve yine e, parlamentoda en güçlü kadın temsiliyetiyle yerimizi almak için e, 14 Mayıs'ta sandık başına gideceğiz. E, kesinlikle değiştireceğiz, değiştiriyoruz. E, gerçekten e, büyük emek ve bedel ödeyerek... E, Yoğun bir mücadele süreciyle bugüne kadar geldik ve bir kez daha altını çizmek isterim ki evet en büyük bedeli kadınlar ödedi, en büyük acıyı kadınlar çekti ama en büyük direnişte kadınlar gösterdi ve bunun sonucunda da bugün iktidarı yönetemez hale getiren biziz. Bu erkek egemen iktidarı 14 Mayıs'ta bu erkek egemen iktidar bloğunu kadın kazanımlarını kendi ittifakının tartışma zemini pazarlık zemini haline getiren bu erkek bloğunu 14 Mayıs'ta tarihte kendi benzerlerinin olduğu yere, hak ettiği yere göndermeye kesinlikle kararlıyız. Bu konuda hani bütün kadın mücadelesinin e, sandığa yansıyacağından, kadın iradesinin sandığa yansıyacağından hiçbir kuşkumuz yok.